Halk arasında mide mikrobu olarak da adlandırılan Helicobacter pylori en yaygın aslında halk sağlığı problemlerinden biri. Çünkü çok fazla insanda gözüküyor. Bizim ülkemizin yaklaşık 80 milyon olduğunu düşünürseniz nüfusumuzun %60'ında ortalama, %50 ile 60'ında Helicobacter pylori olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında bakıldığında tüm dünyada böyle. Gelişmiş ülkelerdeki sıklığı bir parça daha az. Daha az gelişmiş ve sanitasyonun yani temizlik şartlarının daha düşük olduğu ülkelerde ise çok daha fazla. Türkiye ortalamalarda gidiyor ve gittikçe de azalma eğiliminde. En büyük problemlerden biri biz gastroenterologlar için. Çünkü mide yerleşiyor ve yerleştikten sonra kronik bir iltihap haline getirmeye başlıyor ve hastalar ciddi sıkıntılar duymaya başlıyorlar. Helicobacter pylori'nin tanısı önemli. Tanısını biz çeşitli şekillerde yapabiliyoruz. En basit yöntemlerle kandan, büyük abdestten yani gaitadan veya üre-nefes testi dediğimiz bir çeşit üfleme testiyle biz bunu saptayabiliriz. Bunlar non-invasive dediğimiz yani hastanın vücudunda bir girişimsel bir şey olmadan yapılan testler. Bir de ve daha sıklıkla kullanılan ve daha güvenlik ihtimali daha yüksek olansa endoskopi sırasında miden alınan parçaların gerek hızlı testlerle gerekse patolojide mikroskop altında incelenen Helicobacter pylori'nin saptanmasına yönelik testlerdir. Saptandığı zaman iyi bir tedavi gerekir. Günümüzde Türkiye'de artık biraz azalmakla beraber çok sık antibiyotik kullanımı olduğu için Helicobacter de kendine buradan bir pay çıkarttı ve direnç oranlarını arttırdı. Dolayısıyla eskiden kullandığımız çok daha hafif tedaviler, kısa süreli tedaviler artık ne yazık ki işe yaramıyor. Bu nedenle en az 14 gün boyunca ve dörtlü tedavileri artık kullanıyoruz. Bazen bunların da işe yaramadığı durumlarda ikinci basamak ve üçüncü basamak ilaçlar vermemiz de gerektiği durumlar oluyor. Buna rağmen çözülmeyen durumlarda ise hücre kültürü yapılarak hangi antibiyotiklere karşı duyarlılığı varsa Helicobacter'in bunu vermek gerekir. Helicobacter neden önemli? Sadece gastrit yaptığı için değil. Çünkü bazı özellikle mide kanseri ailesinde olanlarda, lenfoma olanlarda böyle bir yatkınlığa neden olabiliyor. Veya çok uzun süreli mide koruyucu kullanmasına bağlı bazı yan etkilerin oluşmasına neden olabilecek bir tabloya neden olabiliyor. Bu nedenle Helicobacter pylori eğer bir kişide varsa ve şikayete neden oluyorsa mutlaka tedavi edilmesi şart.